Merhabalar gençlerim. Bu derste size Decathlon TYT denemelerinden seçtiğim güzel bir oran orantı sorusunu anlatacağım. Çok büyük bir tuzağın olduğu güzel bir oran orantı problemi çözeceğiz. Bir de öncelikle bir soruyu okuyalım. Kedisi için iki farklı mamayı karıştırarak besin hazırlayan Beyza, kedisine günlük toplam 900 gram besin vermektedir. Burada besinlerin protein oranını ve karbonhidrat oranını vermiş, yaş mama ve kuru mamayı karıştırıyormuş. Beyza hazırladığı besinde protein oranını 8/45 olacak şekilde ayarlamıştır. Buna göre hazırladığı besinin karbonhidrat oranı kaç olmaktadır? Şimdi bu problemin iki çözümünü yapacağım. Birinci çözüm öğrencilerin %99'unun yapacağı bir çözüm olacak. İkinci çözüm de yine sizi çok şaşırtacak. Yalnız normal çözümü anlatmayacağım. Çünkü çok uzun gerçekten. Yani denemede bu soruyu normal çözmeye kalkarsanız herhalde bir 5-6 dakikanızı yiyor. O yüzden normal çözümü anlatmadan yapacağım, hatta hızlandıracağım. Alternatif çözüm için şu dakikaya gidebilirsiniz. Şimdi başlayalım. Evet, sorunun normal çözümü bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok fazla işlem içeriyor, çok fazla denklem içeriyor. Yani bunu bu şekilde sınavda yapmaya kalksanız herhalde 3-4 tane sorunun vaktini rahatlıkla yiyecektir. O yüzden tuzağı büyük olan bir soru. Şimdi geçelim alternatif çözüme. Tahtayı bir temizleyelim. Şimdi soruyu okuduktan sonra şunu anlıyorum. Bana bir oran verilmiş, tekrar bir oran soruluyor. Bakın size bir oran verilmiş, oran soruluyorsa burada besinin 900 gram olması hiç önemli değil. Size oran vermiş, oran soruyorsa ağırlıklarla işiniz yok, tamam mı? Şimdi bakın, protein oranı yaş mamada 1/9. Şöyle yaş mama. Kuru mamada 1/5. Doğru mu? Oluşturduğu besinin protein oranı da 8/45'miş. Tamam, şimdi hemen bunları paydasını 45 yapıyorum. Yani bunu 5 ile genişletiyorum. Bunu da 9 ile genişletiyorum. Hemen bir silip 5/45 yazalım. Bunu da 9/45 yazalım. Tamam, şimdi bu şekilde eğer mamaları karıştırıyorsa oluşan mamanın protein oranı 8/45. Sadece paylara bakmanız yeterli. Bakın buradan buraya kaç birim yol var? 3 birim yol var. Buradan buraya kaç birim yol var? 1 birim yol var. Doğru mu? 8 ile 9 arası 1 birim, 5 ile 8 arası da 3 birim. Bu yollarla ters orantılı şekilde mamaları karıştırmıştır zaten. Buradan ne anlıyorum? Demek ki kuru mamada 3x gram karıştırdıysa yaş mamadan da x gram karıştırmıştır. Bunu fizikteki denge moment gibi düşünün, oldu mu? Burası 3 birim, burası 1 birim. Burada bir ağırlık var, burada da bir ağırlık var. Dengede olması için bunun 1 kilo, bunun da 3 kilo olması lazım. Aynı. Yollarla ters orantılı. Tamam, demek ki yaş mamadan x gram karıştırırken kuru mamadan 3x gram karıştırmış. Yine bunları toplayıp 900 ile eşitlemiyorum. 900 ile gerçekten hiç işim yok. Bana çünkü bir oran soruluyor. Yani 1 ton da karıştırsam, 1 gram da karıştırsam oran sabittir gençlerim. O yüzden gramajlarla işiniz olamaz. Eğer size bir oran verilmiş, yine bir oran soruluyorsa gramajlarla, besinlerin ağırlıklarıyla işiniz yok, tamam mı? Şimdi sorulana geçiyorum. Karbonhidrat oranları verilmiş bana. Buraya 1/25 yazıyorum. Buraya da 1/18 yazıyorum. Tabii ki 18 ile 25'in bir paydalarını eşitliyorum. Ne oluyor burası? 18/450 oluyor. Burası da 25/450 oluyor. Tamam, şunları bir silelim, yukarı taşıyalım. Pekala. Bu aradaki bir
karbonhidrat oranını soruyor. Karıştırdığım zamanki karbonhidrat oranını soruyor. Şimdi yaş mamadan x gram karıştırmıştı. Kuru mamadan da 3x gram karıştırmıştı. Şimdi ters mantık kuracağız. Eğer bundan x gram karıştırdıysa burası 3k birimdir. Buradan 3x gram karıştırdıysa burası da k birimdir. Yani şunların aynısı diyebiliriz. Tamam, şimdi 18'den 25'e kaç artmış gençler sadece payı? 7 artmış. Bu da 4k'ya eşit. O zaman k neymiş? 7 bölü 4. Demek ki 18'e 3k, yani 3 kere 7 bölü 4, 21 bölü 4 ekleyip burayı bulabilirsiniz. Buradaki kesirin payını bulabilirsiniz. O halde 18 artı 21 bölü 4, 18 kere 4 72, 21 daha 93 bölü 4. Tamam, demek ki buradaki kesirin payı 93 bölü 4'müş. Tabii ki pay da sabit olmak üzere 450. O zaman ters çevirip çarparsam 93 bölü 4 çarpı 1 bölü 450 yapar. Bunları da 3'e bölersem 31, bunu da 3'e böldüm 150. 4 kere 150 de 600 yapar. Yine 31 bölü 600'e, yani doğru cevaba ulaşırım. Gördüğünüz gibi size bir oran vermiş, tekrar ediyorum, bir oran soruyorsa gramajlarla işiniz yok. Bu şekilde bir denge moment gibi ya da karışım oranının diğer oranlardan ne kadar uzaklaştığına bakarak da soruyu çok kısa bir şekilde çözebilirsiniz. Umarım faydalı olmuşumdur gençler size. Umarım yine aklınıza güzel pencereler açmıştır. En değerli varlığınızı, yani zamanınızı dersin bir dinlemeye ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, verimli çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.